iktidarı elde tutma hırsının yol açtığı bir akıl tutulması. Yani başka bir izahını getirebilmek mümkün değil bunun. Yani hazımkar olan, demokrasiye saygılı olan, millet iradesine gerçek anlamda saygılı olan, millet iradesini sadece bana oy verdiği zaman millet iradesidir ama bana vermediği zaman, benden desteğini çektiği zaman milli irade olmaktan çıkar diyen bir anlayış ile Türkiye yönetilmeye kalkışılırsa oradan hiç sağlıklı sonuçlar çıkmaz. Yani demokrasiyi eğer benimsiyorsak, bütün toplum olarak, evet, yönetenler olarak, o zaman bu alternatif kanalların budanması değil, susturulması değil, tasfiye edilmesi değil, tam tersine alabildiğinde canlı tutulması lazım. Demokrasi bütün kurum ve kurallarıyla bir bütündür. Burada hür medya bunun çok önemli ayaklarından birisidir. Ve seçimin de yine hür, özgür bir zeminde, kurallarına uygun şekilde, demokratik şartlarda, seçime katılan partilerin eşit şartlarda yarıştığı bir zeminde ve çerçevede yapılması lazım. Eğer bütün sistem, seçim dahil, iktidarın kazanacağı şekilde ayarlanırsa, ona demokrasi demek mümkün değil. Ve Türkiye maalesef bu istikamette çok endişe verici gelişmelerin yaşandığı, ard arda yaşandığı bir süreci yaşıyor. Belli bir süre için insanları aldatabilirsiniz. Yani meşhur bir söz var. Ama bütün insanları sürekli olarak aldatamazsınız. Hı. Yani burada gerçekleri gizlemek, haberdar etmemek, işte önünü kapamak filan, hele hele bugünün dünyasında mümkün değil. Siz de şimdi bugün bir takım şeyler yapıyor olabilirsiniz. Tasarlıyor olabilirsiniz. Ama bunlar sizin hani 46'daki olması gereken bir sonucun 50'ye ertelenmesi gibi bir sonuç vermekten başka veya daha erken bir tarihte sonuç vermesinden başka bir netice getirmez. Şimdi bu 7 Haziran seçimiyle ilgili olarak AGİT'in hazırlamış olduğu raporda diyor ki 17 Ağustos'ta kesinleşmiş, nihai şeklini almış. Medya özgürlüğü ciddi bir endişe alanı diyor AGİT. Ve iktidar partisini eleştiren medya organları ve gazeteciler seçim kampanyası döneminde ciddi baskı ve sindirilmeyle karşılaştılar. Ki bu tespitin yapıldığı tarihte İpek grubuna baskın operasyon yapılmamıştı. Aynen. İşte Gültekin Avcı tutuklanmamıştı. Tabii. Tersinden yine AGİT raporunda kimi medya organlarının sahipleri farklı alanlarındaki şirketleri üzerinden hükümetle çalıştığı için bu medya organlarında iktidar partisine yönelik eleştirel gazetecilik sınırlanıyor diyor. Mütemadiyen alkış, pohpoh. Yani iktidar politikalarını cilalama, işte izleyicilerini o istikamette adeta beyin yıkama tarzında şartlandırma, tek taraflı bilgilendirme ve alternatif bilgilere kesinlikle yer vermeme. Hatta işte bugün Güneydoğu'da neler oluyor? Bu konuda sağlıklı bilgi alma imkanından bile mahrumuz.